Bilinçsel rehberlikten LGS'ye girecek olan öğrencilerimizin öğretmenlerine bir takım önerilerde bulunmak istiyoruz. Öncelikle sınav kaygısı yaşayan öğrencileriniz varsa onlarla empati kurun ve onları anlamaya çalışın. Ya ne var ki bunda stres yapılacak diyerek onların hissettiği duyguyu küçümsemeyin. Öğrencilerin sınavlarla ilgili korkularını, endişelerini açıkça konuşmaları noktasında lütfen çocuklarınızı destekleyin. Sınavlarda zamanın verimli kullanılması ve sınav çözme teknikleri konusunda bilgilendirmeye çalışın. Sınavdan önce öğrencilerimizin ailelerine sınavın amacına dair bilgilendirme tarzında bir yazı yazıp gönderebilirsiniz. Sınav sürecinde yoğun kaygı hisseden öğrencileriniz varsa onlarla kısa bir konuşma yaparak daha çok espiritüel bir dil kullanarak onları rahatlatmaya çalışın. Değerli öğretmenlerimiz çocuklarınız üzerinde çok fazla emeğiniz var. Karşılık bulduğunuz veya bulamadığınız noktalar olabilir. Onlara sana güveniyorum. Sen zaten denemelerde yaptın. Yine yapabilirsin gibi sorumluluk yükleyici ifadeler sarf etmeyin. Bu ifadeler çocukların emeklerinizi karşılayamayacağı fikrine kapılması ve oradan da kaygı artırmasına neden olabilir. Unutmayın sınav kaygısı sadece çocukta olan bir duygu değil sizlerin de kaygıları olacaktır. Sınav kaygısını genellikle öğretmenlerden öğrencilere bulaştığını da unutmayın. Öğretmen olarak ortaya çıkabilecek sonuçta öğretmenlik becerilerinin sorgulanması durumu söz konusu olacağında öğretmenimizde kaygı ve panik durumu söz konusu olabilir. Bu da çocuğa yansır. O yüzden sizler ne kadar rahat olursanız çocuklarınız da o denli rahat olacaktır. Arkadaşlar var olan aralarda, fırsatta, işte gidişte çocuklarınızı daha böyle rahatlatıcı ifadelerin kullanıldığı bir söylem dili kullanabilirsiniz. Ama asla şunu deme, ya niye kaygılanıyorsun, kaygılanma ne var, abartıyorsun bence gibi ifadeler onlar tarafından anlaşılmadığını hissettirir ve anlaşılmadığını hisseden çocuklar kaygıya Meyil verebilir biz onların iyi bir noktaya gelmesini istiyorsak özellikle kalan bu süre zarfında daha onları anlayıcı ve de anlaşıldığımızı hisseden tarzda ifadelere yer vermeliyiz. Arkadaşlar çocuklarınızın başarıya ulaşmasını canı gönülden istiyorsunuz ve bu önerilerde çocuklarınıza faydalı olacaktır. Kullanmanızı sizlere tavsiye ediyoruz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla video için kanalımıza abone olmayı unutmayın.